İlaç besin etkileşimi. Kuşkusuz meyve ve sebzeler vücudun en büyük sağlık deposudur. Ancak alınan besinlerin kullanılan ilaçlarla bir araya geldiğinde ilaçların vücut üzerindeki etkilerini değiştirmesi söz konusudur. Buna ilaç besin etkileşimi denir. Pek çok ilaçta ilaç besin etkileşimi görülmüyor. Etkileşim daha çok hangi ilacın hangi besinle ne zaman ve hangi miktarda alındığına bağlıdır. Bazı besinler kullanılan ilaçların etki mekanizmasını dolaylı yollardan etkileyerek azaltır. Bazısı ise doğrudan ilacı etkileyerek ilacın metabolizmasını yavaşlatır. Diğer bir etkileşim türü ise gıdaların içerisindeki besinsel değerlerle ilgili olmaktadır. Birkaç örnekle hem daha somutlaştırabilir hem de hayati önem taşıyan bilgileri paylaşabiliriz. Bazı ilaçları aldıktan sonra yediğimiz besinlere özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Antihipertansif ilaçlar ile muz, portakal ve yeşil yapraklı besinlerin etkileşimi. Tansiyon ilaçları vücudunuzdaki potasyum miktarını arttırıyor. Normalde faydalı olan potasyum gereğinden fazla alındığında kalp problemleri baş gösterebilir. Muz başta olmak üzere yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, patates ve kayısı bolca potasyum içeriyor ve antihipertansif ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Kolesterol ilacı ile greyfurt. Greyfurt ve greyfurt suyu kan dolaşımınızdaki kolesterol ilacı seviyesini arttırır. Bu da bacak ağrısı başta olmak üzere ilaçların yan etkilerine duyarlı hale getirir ve kolesterol ilaçları ile greyfurt birlikte kullanılmamalıdır. Antikoagülanlar ile kızılcık suyu ve E vitamini içeren yeşil yapraklı bitkiler, yağlı tohumlar ve kuru baklagiller birlikte kullanılmamalıdır. Antikoagülan yani kan sulandırıcı ilaç kullanırken kızılcık suyu içen hastaların kanlarının ekstra sulandığı ve bunun da tehlikeli komplikasyonları yol açtığı görülmüştür. Antikoagülanlar ile ayrıca K vitamininden zengin besinler, lahana ve brokoli, ıspanak başta olmak koşuluyla diğer koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller ve balık tüketimi sınırlandırılmalıdır. K vitamini kan sulandırıcıların etkisini azaltarak pıhtılaşma riskini arttırabileceği unutulmamalıdır. Tetrasiklin grubu antibiyotikler ile kalsiyum içeren süt ve süt ürünleri, demir ihtiva eden tüm kırmızı etler, kuru baklagiller, domates ve pekmez antibiyotiklerin emilimini azaltabilir ve bu da antibiyotiklerin etkisini yok edebilir. Tetrasiklin grubu antibiyotikler kalsiyum ve demir içerikli ürünlerle aynı anda kullanılmamalı. En az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır. Bakteriyel enfeksiyon ilaçları ile işlenmiş et, amino asit tiramin içeren tütsülenmiş veya salam, sosis ve sucuk gibi işlem görmüş etler tükettikten sonra bakteriyel enfeksiyon ilacı almak tansiyonda ani sıçramalara yol açabilir. Muz, avokado, çikolata ve alkol de amino asit içerir. Birlikte kullanılmamalı, en az 2 saat ara verilerek kullanılmalıdır. Tiroid ilaçları ile ceviz, soya fasulyesi, şalgam, lahana ve diğer lif bakımından zengin yiyecekler tiroid ilaçlarının emilimini engeller ve salgıyı inhibe eder. Tiroid ilaçları etkileşime geçen gıdalarla birlikte alınmamalı. Ayrıca tiroid ilaçlarında bulunan kimyasalların yeterli miktarda emilmesi için yatmadan hemen önce alınması uzmanlar tarafından önerilmektedir. Kalp yetmezliği ilaçları ile meyan kökü. Özellikle siyah meyan kökünde bulunan gliserizin digoksin ile bir araya geldiğinde kalp atışı düzensizliklerine neden oluyor. Meyan kökü kalp yetmezliği ilaçlarının dışında aynı zamanda tansiyon, ağrı kesici ve doğum kontrol ilaçlarının ve kan sulandırıcıların etkisini azaltabilir. Önemli uyarı. Kalp yetmezliği ilacı kullananlar meyan kökünü kesinlikle kullanmamalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan
İlaç-besin etkileşimi listesinin ayrıntısında kullanılan ilaç grupları, ticari isimleri, etkileşime geçen besinler ve önlemler tabloda detaylı bir şekilde verilmiştir. Dilerseniz bu tabloyu ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Unutulmaması gereken diğer önemli noktalar. Kullandığınız ilacın prospektüsünü okuyunuz ve anlamadığınız noktaları doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Aksi belirtilmedikçe ilaçlarınızı sadece su ile alınız. İlaçlarınızı asla alkollü içeceklerle beraber kullanmayınız. Aksi belirtilmedikçe ilaçlarınızı yemek içine karıştırmayınız ve sıcak içeceklerle beraber almayınız. Kullandığınız ilacın son kullanma tarihine dikkat ediniz. Bir sorunla karşılaşırsanız doktor ve eczacınıza mutlaka danışınız. Unutmayın, gücün ve mutluluğun temeli sağlıktır.